Bizden doğru olan ifadeyi seçmemizi istemişler. Seçeneklere baktığımızda söz konusu olan şey x 6'ya sağdan ve soldan yaklaşırken limitin ne olduğu ile alakalı. Haydi bakalım. Biraz düşünelim. İsterseniz önce sol tarafı inceleyelim. 6'ya soldan yaklaşırken fx'in limiti hemen bakıyorum. F4 2'den biraz küçük. F5'in değeri daha büyük, değil mi? F5,5 biraz daha büyük bir değer. Evet. F5,75 ise grafiğin dışında o halde fonksiyon pozitif yönde sınırsız olduğu için buraya artı sonsuz yazabilirim. Evet. Şimdi bir de f(x)'in 6'ya sağdan yaklaşırkenki limitine bakalım. F7 negatif bir değer alıyor. F7,5 daha negatif. F6,5 daha da negatif. F6,1 ve F6,01 ise çok 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 daha negatif. O halde bu da negatif yönde sınırsız olduğu için buraya eksi sonsuz yazabilirim. Sırada bu ifadenin seçeneklerin hangisinde olduğunu bulmak var artık. Seçeneklerin hepsine 6'ya sağdan yaklaştığımız durumdaki limiti ilk olarak yazdıklarını fark ettiniz. 6'ya sağdan yaklaşırken yani 6'dan büyük değerler için f(x)'in limiti buradaki ifadeden bahsediyoruz eksi sonsuz. Bu iki seçenekteki bilgi bununla örtüşüyor. Onun için bunları şöylece ayıralım. Bunlar ise kesinlikle yanlış. Ve 6'ya soldan yaklaşırken f(x)'in limiti artı sonsuz olduğundan bu seçeneği de eliyorum ve geriye bu kalıyor.